Ayşe Hanım, son zamanlarda yaygın olan bir dans türü var. Tap dansı. Tap dansı ne zaman başladı? Nedir? Öğrenmek istiyoruz. Ben de elimden geleni yapayım. Aslında tap dansı şu anda çok yaygın değil ama biz yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz. Bir dönem çok önemli bir furyaymış. Sonra trend olmaktan çıkmış ama biz yeniden onu tekrar trend haline getirmek istiyoruz. Çünkü zamanımızın kaosu içerisinde artık bir kaos döneminden bahsediyoruz. İnsanların günlük hayat stresinden, sıkıntılarından kendilerini kurtarmaları için bir takım pencereler açmaya çalışıyoruz. Bunlardan en önemlisi bizim için tap dansı. Çünkü o müzikallerin getirdiği o güzel, neşeli, keyifli, iç gıcıklayıcı, hoş duygular uyandıran o atmosferi yeniden hayatımıza sokmak istiyoruz. Tap dansı 19. yüzyılda başlamış olan bir dans türüdür. Amerika'da ilk çıkıyor. Afrikalı köleler köle ticareti başladığı zaman Amerika'ya geldiklerinde kendi dinsel törenlerinde kullandıkları bir takım vurmalıları devreye sokarak orada aralarında anlaşacakları bir yöntem buluyorlar. Uzak mesafelerden dahi birbirleriyle belli bir ritim eşliğinde bunları vurarak anlaşabiliyorlar. Dolayısıyla iki kültür arasında bir çakışma oluyor. Yani Afrika kültürü ile Amerika kültürü arasında bir çakışma oluyor. Afrikalı köle sahipleri bundan pek memnun kalmıyorlar. Güney Amerika başta olmak üzere bu şeyi yasaklıyorlar. Dinsel törenlerde dahi burmalı çalmalarını engel olmaya çalışıyorlar. Afrikalı Amerikalılar da artık, yani Amerikalılaşan Afrikalılar zaman içerisinde bunu, bu vurmalı ritüelleri ayaklarına taşıyorlar ince bir zeka ürünü olarak. Ve özel ayakkabılarla, bugünümüzde bu özel ayakkabılar var, önüne metal takılan. Bu ayakkabılarla, tabii ilk çıktığı zaman o ayakkabılar henüz yok ama bu sistemi ayaklarına taşıyarak tekrar aralarında haberleşmeye başlıyorlar. Bir nevi bir kod dil geliştiriyorlar. Kompleks, biraz girift bir dil ama bir takım ritmik pasajlar içeren bir dil bu. Zamanla 19. yüzyılın ortalarına doğru İrlandalıların Irish Tap dediğimiz dansından da bir takım hareketleri alarak, kombine ederek buck and swing dediğimiz bir stil oluşturuyorlar. Bu stil günümüzün tap dansını oluşturmuş oluyor. Ve bunun için de günümüzde artık özel ayakkabılar kullanılıyor. Ayakkabıların burnuna ve ayak topuklarına yerleştirilen bu demirlerle yere vurarak ses çıkartıyorlar. Bu vurma sesi tap 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 diye bir ses olduğu için dansın ismi de tap dance olarak adlandırılıyor. İlk yazılı olarak 1923 yılında tap dance olarak geçiyor bu isim. O zamandan beri günümüze kadar tap dance olarak gelmiş oluyor bu dans. Biz bunun uyarlaması olarak, atölye dansı olarak buna tap away adını koyduk. Türkçeleştiriyoruz, tapiniz geçsin diyoruz. Çünkü burada yapmak istediğimiz şey, günlük hayat stresindeki her türlü sıkıntıyı, endişeyi, tasayı, gamı, kederi atın, tapiniz geçsin diyoruz.